Şehrimizin güzide insanları, buradaki öncelikli olarak yapacağım konuşmadan dolayı biraz tepki çekebilirim. Yalnız benim buradaki başkan adaylığı açıklamam herhangi bir oy kazanmak veya bu yarışa dahil olmak amaçlı değildi. Benim buradaki adaylığımda sadece siz, kıymetli şehrimizin seçilmiş insanları, değerli insanları, yöneticileri ne mahallelerle ilgili birkaç bir şey dile getirmek amacıyla, burada bu konuşmayı yapmak amacıyla ben burada söz almak amacıyla, açıklama yapmak amacıyla burada başkan adaylığı açıklaması yaptım. Bu tepkiden dolayı sizlerin vaktinizi ve alacağımdan ötürü şimdiden kimse kusura bakmasın. Geçtiğimiz günlerde Bakan Bey'in Elazığ'ımıza yapmış olduğu ziyarette bir şeyleri dile getirdik. Bu dile getirdiğimiz konulardan birisi mahallelerimizin yaşadığı sıkıntılar içerisinde ben Ataşehir Mahalle Muhtarı olarak mahalle sakinlerimizin internet çağında, teknoloji çağında yaşadığı internet sıkıntılarını dile getirmek üzere bir konuşma yaptım. Yalnız bu konuşmanın üzerinden hiçbir şekilde bir gelişme olmadı. Buna binaen mahallelerimizin ulaşımla ilgili yaşadığı sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan çoğunuzun haberi yoktur. Ben bu sıkıntıları size dile getirmek amacıyla burada bir tepki amacıyla aday oldum. Ataşehir Mahallesi'nde yola çıktığımız muhtarlık adaylığında bir söz vermiştik. Mahalle sakinlerimizin sıkıntılarını elimizden geldiğince her yerde, her platformda dile getirmek amacıyla bu yola çıktık. Bugün de mahallemizde yaşanan ulaşımla ilgili sıkıntılar var. Bu sıkıntıları iki gündür dile getirdiğimiz üzere bir sonuç alınamadı. Mahallelerdeki vatandaşların mağdur olmaması adına, topluma daha iyi bir hizmet verilmesi adına tüm siz kıymetli burada bulunan yöneticilere benim tekrardan yapacağım bir çağrı var. Buradaki başkanlarıma da bunu dile getiriyorum. Bir şeyler düzeltilmeye çalışırken bazı vatandaşlar mağdur olmasın. Bir şeylerin düzeltilmesi adına bazı vatandaşların mağdur olması gerekmiyor. Buna yönelik adımlar atılırsa kıymetli başkanlarım, burada sizlere de çağrımdır. Mahalleler olarak, muhtarlar olarak bizler her zaman her yerde mahalle vatandaşlarının sesini, çağrısını dile getireceğimize buradan muhtarlar adına ben tekrardan söz veriyorum. Hiçbir haksızlığın karşısında boyun eğmeyeceğimi, her zaman haksızlıkları elimden geldiğince her platformda, her yerde dile getireceğime buradan tekrardan söz veriyorum. Haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır. Buradan hepinize teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldığım için de özür diliyorum. Teşekkür ediyoruz Yusuf Bey. Sağ olun başkanım. Gelmeyen genç muhtarlarından. Şimdi Emre Kılıç